şekilde ebedi kılıca gitmek istiyorsa koridor safhasında bayağı bir sıkıntı yaşayabilir. Bu arada yukarı koridorda Malphite göreceğiz. Evet. Ve Blitzcrank. Ve Blitzcrank çok çok riskli. Ama enteresan bir mantı olan bir koridor bu. Tamam. Yani Blitzcrank'le beraber belki Jinx'in işte o patlangaçlar, o robot koldur falan filan onları çek, üzerine oturt. Ya o çok uzun bir hikaye. Ama bir gerçek var ki burada iki takımın koridor değiştirmesi lazım. Evet. Yani bilmiyorum. Tristan'ı zaten özünde Blitzcrank'i çok seven bir şampiyon. Çek tamam ben zıplarım gerisin geriye. Evet. Nami tamam sen pozisyonu gösterdiysen biz seni şöyle bir kitle kontrolüne alalım. Tristan'ın zaten seri atışı var. Evet. Ona şu hediyeyi vereyim. Ben de işte şu tutturabilirsem tabii suya pisi tutturayım gibi. Yani zaten Jinx geride kalmak zorunda bu koridorda. O kanı sumuştan ötürü. Belki Tristan'ın koridor zaafını kullanabilirler ama. Ben çok fazla Johnny, ben çok fazla koridor düşündüklerini, koridora göre seçim yaptıklarını düşünmüyorum. Birazcık da ağır mı yaşıyorlar? Zıplatalım kompozisyonu bu. Yani tamam, zıplatacak. Ya Soy'u üzerine oynayalım kompozisyonu. Başka hiçbir şey değil yani. Bana en azından hissettirdi. Çünkü yani bu kadar son maçta tamam risk almak tabii ki de oyuncunun elinde olan bir şey. Risk almak belki de iyi de olabilir. İki maçı böyle çok farklı skorlarla kaybettikten sonra. Ama bu risk almanın sonucu Ziggs'in karşısında ortada orta koridorda Yasuo almak mıdır? Yukarı koridorda Lune'un karşısına Malphite almak mıdır? O tartışılabilir. Belki daha değişik seçimler, az daha önceki değişik kompozisyonlarla konuşulabilir. Şey yapabilirdik ya. Yani, seçimler gelebilirdi. Az önceki oyunda Dark Passage'ın oyunun başında koridorları domine eden bir takım vardı. Bir tek aşağı koridorda belki sıkıntı yaşamışlardı. Ve bunu da erken safhada Crystal'ın baskınlarıyla üstesinden gelmeyi başarmışlardı. Bu sefer de senin de söylemiş olduğun gibi birazcık daha koridorlarda belki avantajlı gözüküyorlar erken safhada. Ama devamında belki doğru kararları verebilirlerse, doğru tercihleri yaparlarsa, oyunu uzatabilirlerse bu sefer çok daha muazzam bir komboları var. Ya Tristan'a evet, sıkıntı yaratacak, Lulu sıkıntı yaratacak. Ziggs her zaman etkilidir ama eğer o komboyu doğru yapmayı başarırlarsa, Yasuo'nun üzerine kurulu bir takım kombosu, bir de üzerine Jinx'in toparlayıcı özelliklerini kullanabilirlerse bu maçta bir şansları olabilir. Evet arkadaşlar, günün 3. maçı başladı. Serinin 3. maçı başladı. Dark Passage, daha doğrusu Team Turquality kırmızı tarafta olacak. Dark Passage ise mavi tarafta olacak. Bu maç boyunca her iki takıma da kocaman bir alkış alalım bence. Şöyle bir maçın başında. Çünkü son maç olabilir. Bakalım neler gösterecekler bize, neler yapacaklar. Ama hala Crystal şu anda gördü herkesin nereye gittiğini. Halper'in de gördü. Ve geride kalmak zorunda kaldı. Tabii biraz Blitzcrank'in erken safhada bir avantaj sağlayabileceğinden çekilen Dark Passage hemen o koridor girişlerini güvene aldı. Şu an 4 kişi zinet atmış durumda. Haritada zinetleri yerleştirmiş durumda ki hani o sinsi baskınlardan erken safhada etkilenmemek için belki vereceği altın çok büyük bir para olmayacak oyunun başında ama harita avantajı rakibe teslim etmeleri bedavadan totem koydukları sıkıntı yaratabilir. Şimdi TT ikilisi rakibin kırmızı güçlendirmesinde hatta oraya bir pink geldi sanki. Bu arada Zergsing'den çok güzel bir roket kol geldi ama Tribal'e uzaklaşmayı başardı. İlk seviyelerde. Demek ki takım olarak orada olsalardı belki de ilk kanı almışlardı. Takım olarak orada olsalardı koridorları kaybetmişlerdi ayrıyetten. Öyle bir şey var. O yüzden bu sadece koridor safhasında birazcık hani Trial'in geri yaslanmasına sebep olabilir. Ama canını hızlı bir şekilde dolacaktı diye tahmin ediyorum Trial. Ki zaten ilk başladığı seviye Medjezir oldu. Evet şu an Zergsing iki tane roket attı ve tutturdu. Ama üçüncü roket elik mana devamında ekstradan bir o aparkat yok. Yok. İyi seviye değil zaten. Tribane şimdi orada dürtülmüş olsa da biraz daha öne çıkmaya çalışıyor. Nar'ın canı çok az bu arada. Elysion doğrudan onun üzerine oynamış demek ki. Oyunun ilk saniyenin tutuşturunu kullanmış. Nar'ın üzerinde tutuşuyla birlikte canını bayağı azaltmış ama Nar'ın iksirleriyle canını geri toparlamaya çalışıyor. Alt koridoru tekrardan bir kez daha görüyoruz. Bakalım yine bir alt koridora kamp olacak mı? Şimdi yalnız Crystal orada bekledi. Halper'in maviye gittiğini gördüğü an oradan çıktı. Üzerine doğru gidiyor. Bakalım ikisine kırmızı güçlendirme var. Halper'den çok fazla hasar yiyor. Bakalım Crystal'ın su kalabilecek mi? İlk kan Crystal. Crystal M ilk kanı alıyor. Ama diğer tarafta şimdi Elysion üzerine gidiyor. Bakalım o buradan bir skor çıkartabilecek mi? Herkes sıçrıyor. Ama geriye dönüyoruz Halper'in nasıl öldüğünü görmek için.
Diğer tarafta acaba skor gelebildi mi? Tabii onu göremedik ama birazdan gelecekler arkadaşlar, merak etmeyin. Tekrar izleyeceğiz o pozisyonu. Crystal bu sefer rakibin koridorun üzerine gitmektense... Kaçmayı başarmış bu arada. Evet, kaçmayı başarmış. Herhangi bir skor olmamış. Rakibin koridorlarını kontrol etmektense ormana girmeyi tercih etti ve Jarvan'ı orada tek başına yakaladı. Çok milimetrik bir skordu. Yani orada bir adım önde olsa belki rakibe karşı skor verecekti. Pozisyon devamında eğer takım arkadaşları yetişemeseydi, ki burada Triel sanırsam sıçramasını kullanarak orada Medcezir'le takım arkadaşını hayatta tuttu. Ve devamında da Naru yetenekleri sayesinde, öyle tahmin ediyorum, takım arkadaşını kurtarmayı başardı. O pozisyonda zor bir ilk kandı ama az önceki oyunda evet, konuştuğumuz bir şey vardı. Emel'in oyunun başında size bu asist değil, evet, skor istiyor. Evet. Ve skoru aldı şu an. Skoru aldı. Kaçırdığımız, biraz önce kaçırdığımız pozisyonun devamını hemen izleyelim. Şimdi bakalım neler olmuş. O pozisyonda Crystal kaçmaya çalışıyor. Hala sıçraması var mı? Yok. Nasıl çıktı acaba oradan bakalım? Bak şimdi Medcezir gelecek burada. Hop Medcezir. Son içeriden. Evet. Teşekkürler. Alper diğer tarafta da. Evet arkadaşlar, loop'a girdik şu an. Pozisyonun tekrarında tekrar gelince oluyor böyle şeyler arada. Dediğimizde uzun bir gün geçirdi. Evet, onlar da günlerdir burada uğraşıyorlar bu yayını sizlere aktarabilmek için. Devam edelim aşağı koridorda. Koridorda TT'nin seçmiş olduğu Jinx'in zorlanabileceğinden bahsetmiştik. Özellikle Nami ile beraber Tristana'ya karşı 31-18 şu an, evet, minyon sayıları. 1'e 18, 21 oldu ama yine de çok büyük bir fark var arada. Ki Tristana genelde oyunun başında zorlanan bir şampiyonlar ama o kanı sunmuştaki değişiklik en ağır işte Kassin'in seçmiş olduğu bu Jinx'i vurdu diyebiliriz. Çünkü saldırı hızına çok fazla ihtiyacı olan bir şampiyon değil Jinx. Biraz daha pasifinden, Q'sundan arttırabiliyor. Saldırısı bu arada orta koridorun baskı var. Elysion bakalım oradan uzaklaşabilecek mi? Çok güzel bir rüzgar duvarı geldi orada. Hayatını kurtardı. O ördeği engellemeyi başardı. Sarı ördek gelmeyince orada skor da gelmedi. Eğer sarı ördek tutsaydı devamlı sıçrama görebilirdik Naru'dan. Ama 1-0 devam ediyor şu an oyun. 1600'luk bir fark. Dark Passage'de yine... ki aşağı koridorda koridoru domine etmeye devam ediyorlar. Saldırı hızından öte şöyle bir şey var. Bir kaçış mekaniği olmadığı için rakiplerinden devamlı dürtme yiyor. Evet. Yani işte çeşitli yetenekler yiyor. Ve canını dolduramadığı için eşya düzeninde o kanosamış geri atıldığı için ebedi kılıca gidiyor. Evet. Ki ebedi kılıç eşya düzeninde yanınızda eğer sizi hayatta tutabilecek, devamlı iyileştirebilecek, yani sustain denilen olayı sağlayabilecek bir desteğiniz yoksa sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve rakip koridorda agresifse, ki Tristan oyunun başında hiç agresif olamayan bir şampiyon, burada agresif poza role bürünmüş oldu. Üzerine doğru gidiyor ama Zerg'in üzerindeki diğer tarafta bile Crystal ekliyor. Geliyor. Bakalım bile ekliyor. Dediğim gibi yemleme geldi. Bakalım Zerg'in düşecek mi? Hayır. Zerg'in oradan kaçmayı başardı. Diğer tarafta Holy yetenekleri bile yedi ama hasarları yetmedi tabii bu durumda. Ki burada en çok bence Kassian'ın canı sıkan yetenekti. Tristan'ın hem koridoru ittirmesini sağlayan hem de rakibi dürtmesini sağlayan o patlayıcı atışı, biliyorsun ekstradan bir vurduğu yetenek gücü hasarı sayesinde. Ve o sırada eğer iksir içtiyseniz o iksirin de etkisini geriye düşürüyor. Büyük sıkıntı yaratıyor yani. Harper tabii hala kendini toparlamaya çalışıyor. Mavi güçlendirmeyi kaybettikten sonra ve skor verdikten sonra orman içinde dönmeye devam ediyor kampları. Diğer tarafta ise Crystal çok daha iyi bir durumda, onu söyleyebiliriz. Minyon'da da, yani canavarda da önde. Ama daha dediğimiz gibi sadece bir skor var. Aradaki altın farkı 1300 kadar. Tabii 1300 altın çok az değil. Şunu görüyorum. İlk maçtan beri hani belki kameralar görüntü pek oraya dönmüyor ama yukarı koridorda FAP dersini iyi çalışmış. Evet. Üçüncü oyundayız. Üçüncü oyunda da yine rakibi Long B'yi koridorda silmeyi başardı. Evet. Belki bu seçimlerle de alakalı. Hep koridoru kazanan taraf görüntüdeydi. Üç oyun boyunca ama daha önceki FAB'lardan daha farklı. Yani son dönemlerde izlediğimiz FAB'lardan daha farklı bir performans. Ben şunu merak ediyorum. Acaba mesela Long B kendi mi istedi Malphite oynamayı, yoksa takım tarafından Malphite al mı dendi? Büyük ihtimalle öyle oldu ama
Yasuo'yu da Jinx dedi ki zaten sen o komboyu yaptırabilirsen bize bizim kombomuzdan sonra toplayacak iki tane şampiyonumuz var. Ama o noktaya gelebilecek biz o önemli. Bu oyun eğer ki uzun sürerse, yani uzundan kastım 30 dakikadan biraz üzerine sürerse çok eğlenceli takım savaşları izleyebiliriz. Aynen, nefesleri kesebilirsin. Çünkü çok fazla iki tarafta da o takım savaşını şenlendirecek şampiyon var. Tribüne orta geriye doğru çıktı. Artık bunu söylemek istiyorum çünkü her bunu söyleyişimden sonra Dark Passage bir takım savaşı yapıp dağıtıyor ortalığı ama Fit iyi başladı bu maçı. En azından diğer maçlara göre bir adım daha şu an iyi diyebiliriz. Tek skor verdi. Global görev konusunda geriye düşmediler. Ve şu an haritada da eşit pozisyondayız. Yani aradaki 1000-1500 altın fark arkadaşlar yanıltmasın. Her an dönebilecek bir fark o. Bir tane savaşa bakar. Ve mavi mücadeleme Halper'le gitti. Bu sefer ya şunu yapabilmek bile çok önemli belki. Minyon kaybetmese bile rakip takımı her an mavimizden çıkabilir, ormanımızdan çıkabilir korkusunu hissettirmek Evan için çok önemli bir katkı. Çünkü bunun sayesinde çok daha fazla burada bir ışınlanma geliyor. Şimdi alt koridora doğru Zong bir bakalım yetişebilecek mi? Navi'den ulti geliyor. Çok güzel bir ikili ordu mücadele var ama bakalım Tristana'yı almayı başarlar. Diğer tarafta Fabulous kaçmaya çalışıyor. Hayır, üzerine gitmediler. Güzel bir baskın ama tabii üzerinde acaba bir görev gelecek mi? Hep söylediğimiz gibi baskın, skor önemli ama üzerine kule alabiliyor mu bu takım? Üzerine ejderha alabiliyor mu? İşte o zaman farkı gerçekten atmaya başlıyorsunuz. Bu arada suya hapis. Jinx geliyor buraya ulti atmaya mı gelecek evet. Acaba? Hayır, orada Yasuo'yu kısıttılar. Yukarıda farklı savaş alıyor. Orta koridora dönelim. Şimdi katkıyı başardı. Ve alt koridorda bir kule aldılar. İlk defa Team Turkalite altında öne geçemese de ilk defa 3 maçtır doğru karar, doğru hamle yapmayı başardı. Doğru bir ışınlanma. Doğru bir ışınlanma yine aynı şekilde. Ve ışınlanma sonrası karar da önemli burada. Şimdi rakip takıma baktılar. Evelyn var, görünmez. Nereden çıkacağı belli olmaz. Bir de Ziggs var, ultisiydi. Biz iki ultinin karışımını yersek, o aradaki kesişim kümesinde kalırsak ölürüz. Evet. O zaman ne yapalım? Kule alalım. Kulenin yanında öyle bir ihtimal var mı? Orada bir de Yasuo geldi. Onları meşgul etti. Ki güzel bir hareket. Bir de daha uzaksın orada koridordan. Ve ormandan daha uzaktasın. O yüzden daha rahat bir şekilde o kuleyi alabiliyorsun. Onlar gelene kadar yukarıya çıktı tekrardan Long B. O da bakacak olursak eşyalarına iki tane Doran yüzünü ve şeytan bu arada bu oyunda sanırsam böyle hani deli tank bir malfight izlemek yerine daha çok yücü bir malfight. Şunu biliyorlar çünkü o malfight biraz yetenek gücünden hasar vermezse takımın geri kalan hepsi saldırı gücünden hasar veriyor ve rakip takım böyle Chilism ya da işte Randu'nun alameti gibi yapacağı seçimlerden sonra çok zorlanacaktır. O yüzden malfight'ı belki sen yani, biraz daha yetenek gücüne ağırlıkla oynatmış olabilir. TT o atacağı ilk yumruğu, o bomba kombonun ilk aşamasının sert olmasını istiyor. Yani onu yedikten sonra Dark Passage ayağa kalkamasını istiyor. Evet. Ki burada hani Malphite'dan gelecek ekstra bir hasar, Yasuo artı Jinx'in ultilerini hesaba katacak olursak hani belki Lulu'nun bile orayı kurtaramamasına sebep olabilir. Ki Lulu yani oyundaki en iyi belki koruyan, combo bozan, bomba komboyu bozabilen potansiyel sahip şampiyonlardan bir tanesi. Eğer siz daha fazla hasar yaparsanız, görüp arttırıyorum derseniz onun da yetenekleri sizi kurtarmayabilir. Evet, dakika 12'yi neredeyse geride bırakıyoruz. Bir birlik skor eşitliği var. 15.800 altın, 14.800 altın, 1000 altınlık sadece bir fark var. Dark Passage'de Team Turkalite arasında bir kule düştü şu anda oyunda. Onu da Team Turkalite aldı. Alt koridoru biraz önce sol köşede gördüğümüz bir de kule böyle bir şey var. İlk iki oyunda Crystal hep koridorları kalkındırıyordu. Evet. Koridorlarda takım arkadaşlarını hani ekstra skor asist alması sağlıyor. Şu ana kadar bu oyunda bunu başaramadı ama şimdi başarmak için geliyor. Ve Kasta orada tehlike karşı gördü. Crystal orada. Kaçmayı başardı. Çok güzel bir rokete. İçinden böyle bir çıkmayı başardı. Sörstik. Orada gelecek mi? Son dalmayı başardı. Crystal'a. Bir de Crystal mı düşecek? Son bir otomatik saldırı. 2-2. Kanze acaba Team Turkalite geri mi dönüyor? 3-1 olmuş. Ejderha'ya gidiyorlar. Ama Dark Passage hala altında önde. Bu ejderha o altın farkını belki kapatabilir. O 1000 altınlık altın farkını belki kapatabilir. Ziggs ultisi var mı acaba? Gelebilecek şu anda pek fazla. Evet, Ziggs ultisi geliyor ama hayır aldılar. Çok az canla kaçmayı başardı. Güzel bir deneme ama kasteyi skorlar gidince Ebedi Kılıç erken geldi. Normalde
Ya muhtemelen parası yetecek, evet. Normalde o mahvolmuş kralın kılıcı ile ebedi kılıç arasındaki mesafede siz o koridoru domine etmek evet, istersiniz. Evet. Ama burada neredeyse eşit bir zamanda geldiği için şimdi biri birazcık daha kasteden yana. Orta koridoru bu arada yukarıdan Fabulous'tan bir baskın geldi ama başarılı olamadı. Oradan koşarak uzaklaştı. Tabii şöyle de bir durum var Johnny. Söylemek lazım, klasikleşti. Biraz önce altınlar eşitti. Şimdi yine Team Turquoise altında öne geçti. Altından eşitlendiği nokta maçın biraz daha ateşlendiği dakikalara geldik anlamına geliyor. Orta koridoru izleyeceğim. Bu arada şimdi Crystal üzerine orada ulti geldi. Bakalım yanına getirebilecekler mi? Sıçtır da var. Son bir ulti de orada. Riskhank kullandı. Zergstick kullandı ama olmadı. Dediğin gibi arka arka CW'ye gelince kurtulmayı başarıyor. Tabii demin olduğu bir takımda da bu kadar fazla inanmıyorsun. Kule altına giremiyorsun. Bir de iyileştirici orada Şifa ile beraber. Hem de kendi yeteneği de beraber almayı başaramadılar. Ama orta kule üzerinde büyük avantaj elde ettiler bu şekilde. Rakip ormancıyı geriye gitmeye zorlayarak hızlı bir şekilde o kuleyi de almayı başarıyorlar şu an. Bir de yandan tabii Malphite destekleyince bu saldırıyı, yani Dark Passage'in hiçbir şekilde savunma yapma şansı kalmadı ve oyunda kule anlamında da ilk defa TT herhalde 3 oyunda hesaba katacak olursak öne geçmeyi başardı. Şu an 2 tane kule aldı. Bu oyun birazcık daha hani farklı şeyler izleyeceğimizi dair bir kanıt gibi TT daha böyle toparlanmış kendisine gelmiş. Evet, çalıların içerisinden tekrardan alt koridora geldi Nami. Bu oyunu almaları eğer alabilirse Türkiye'de kendileri için çok önemli. Hem şansları devam ettirdikleri gibi belki moral avantajlarını geri yakalayacaklar, geri getirecekler ve belki de 3 maç yerine 4 maç hatta belki 5 maç izlemiş fırsatı bulacağız. Hatter ve Hatter bu arada o da mavi üçlenden kendisine alıyor. Ya son ihtiyacı yok diye. Bu onun esasen biraz seviyede toparlamasına yardımcı oldu. Eğer orta koridorda normal bir yetenek gücü taşıyıcısı olsaydı, bir büyücü olsaydı sürekli ona verecekti. Evet, o erken safhadaki baskını evet, belki toparlaması çok daha zor olabilirdi ama senin de söylemiş olduğun gibi Yasuo'ya vermeyerek kendisine olarak mavi güçlendirmeleri, acaba Wildfire maçındaki o ikinci oyundaki Jarvan'ı yeniden görebilecek miyiz? O Jarvan kabus bir Jarvan'dı hatırlarsan. Evet. Holyflix bu arada alt koridoru ittirmeye çalışıyor. O da mahvolmuş kralın kılıcını bitirmiş. Hızlı hızlı minyonları patlatı ittiriyor. Yani bu sefer aslında aşağı koridordaki Nami avantajını çok etkili kullanamadı Dark Passage gibi. Ve ilk iki oyundan farklı olarak bu sefer Holy Phoenix geride başladı. Her ne kadar minyon da önde olsa da skor bağımında rakibinin gerisinde 2 skor vermiş durumda. Jinx'e şu an 2-0-1. Güçlü bir Jinx izliyoruz. Bu arada aşağı koridorda dikkatli olması lazım Jinx'in. Kule altı sıkıntı yaratabilir. Koridorda Evelyn de ilerliyor. Orta koridorda da Jarvan Riskhank'le birlikte bir baskın arayışı içerisinde. İki taraftan da herhangi bir skor haberi ya da daha baskın diyebileceğimiz pozisyon göremedik. Aşağıyı boş bırakmaması lazım. Yani Kassi'yi kule altına bıraktılar ama az önce tek bir komboyla, kombo bile sayılmaz, tek bir yetenek setiyle rakiplerin bayağı bir canı sıktı Dark Passage ekibi. Hatta şu an sonra istiyorlar. Ulti geldi, son bir vuruş. Hayır. Çünkü geçti. İyileştirmeyi kullandı hemen Holyfinks orada. Evet. İyileştirmesini kullandı ve belki de çok az bir canla kurtulmayı başardı böylece. Ama Holyfinks'in ne kadar agresif bir oyuncu olduğunu tekrar görüyoruz. Yani geride oldu. Orada kimi acaba kıstıracaklar? Bakıyorum Fabulous kaçmaya çalışıyor. Boşa giden bir Ziggs ultisi gördük. Çok fazla hasar veremedi. Şimdi Team Turquoise'i geriye çekiyor tabii. Bu aldı hasarlardan sonra. Sonra tabii Yasuo da sanki Riskhank yanındaki vampiri alsa aslında mahvolmuş kralın kılıcına dönüşecek. Aşağıda da Riskhank olmayınca uzun süreden beri. Bu arada ulti geldi, oradaki kişinin ulti. Long bir tane ulti geliyor. Crystal oldu. Daha hiçbir şey bana düştü. Üzerine işte bomba combo mu geliyor burada? Fab da düşüyor. Yalnız arkada Riskhank'ı almayı başardılar. Long bir oradan çıkmaya çalışıyor. Şimdi Naru acaba alabilecek mi Elysion'u? Bakıyorum geriye doğru, şimdi Holyphoenix de gelmeye çalışıyor. Diğer tarafta Nami gelmeye çalışıyor. Son bir seksek bombadan sıçrayarak kaçmayı başardı ama 2-1-1 değişim yine TT lane'e ve skorda. Evet, avantajlı. Çok az canlı kaçmayı başardılar ama tabii oradan kaçarken de bu kuleyi şimdi vermiş oldular. Baktığında 18. dakikada orta kuleye gitmiş oldu böylece. Çünkü kulesinde 3'e 2 oldu. Kulelerin durumu da baktığınız zaman genel olarak
Açıkçası TT sanki birazdan mı önce dönmeye başlamalıydı geriye? Yani orada zaten savaşa girmişlerdi arkadan Nami ile beraber. Savaşa girmenin sebebi Zergsting'in atmış olduğu Sichuan ile beraber roketi. Yani o skoru almasak artık ayıp olur dediler ama kendileri de birazcık kötü bir pozisyona soktular. Nihayetinde yine savaştan kağıt üzerinde avantaj çıkmayı başardılar ama Dark Passage kuleyi alarak bu avantajı biraz da olsun törpülemiş oldu. Yine biraz da törpüledi dediğim gibi. Crystal şimdi golemleri kesiyor. Ormanın içerisinde odunları var. Biraz daha eşyalara bakacak olursak istiyorsan Johnny. Tabii tam ondan bahsederken tabii savaş çıkmıştı. Evet. Yasuo statik hançerle beraber savaş çizmelerini ve üzerine vampiri asasını bitirmiş. Uzun vadede bir mahvamış kırın kılıcı bekliyoruz. Jinx tabii rakip takımdaki bu bomba combo durumunu görünce erken safhada... Onları tuttu. Çekti ama çok güzel Zonya. Vuramayacaklar bakalım kaçabilecekler. Hayır. Hemen ulti kullandılar. Hem ejderha hem Naru'yu almayı başardı. Team Turkan tikeleri patlamanız üzerine bir vampire dörtlisi. Bir skorda. Bir sürü kaçabilecek mi orada? Çok güzel mi orada? Orkinix'ten ulti geliyor. Crystal'ın hayatını kurtarıyor ama Team Turkan'ı bu oyun bambaşka oynuyor diğer oyunlara göre. Gerçekten de yani son maç belki 3. maçta yapacaklarını yapıyorlar ve durumu dengelemeyi başardılar. Bir kule daha alacaklar şimdi. Global görevlerde en azından. Oh! Orkinix geldi! Orkinix geldi! Zergsting adeta bir balıkçı Zergsting gibi. Ne yaptıysa ucundan bir şey geldi ya. Balıkçı gibi boş çekiyor. Aynen öyle. Bu sefer görmedik. Hani orada Tristana'yı görünce yine çekmiş pozisyonu oldu ama kule üzerinde skorlar altında. Dark Passage öndeyken bir anda neredeyse 2500'lük bir fark oluştu. Bu aslında savaşların sonunda kule skorlar derken Dark Passage ekibi rakibine 3000'den fazla bir altın teslim etti. 3000 altın. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak? Nefesler gerçekten de tutuldu. Ülker Arena'da herkes çok merak ediyor ne olacağını maçı ama şu var, Team Turkuat'in şu anda kesinlikle rehavete kapılmaması lazım. Rehavete kapıldıkları an Dark Passage çünkü çok tecrübeli bir takım ve direkt cezalandıracaktır. Longbin'in şu malfight'ına bakınca aklıma Alex'in geçen sene LCS'te oynadığı, LCS öncesi hatta Battle of Atlantic'te oynamıştı galiba. Bir kombosu var, ultiyi atarken ölüm ateşi pençesi ve yani nişancı eğer gerekli reaksiyonu veremezse olduğu yerde ölüyor. Bakalım bunu görecek miyiz? Yani her an için Malphite'den bir tek bekleyebiliriz. Malphite tek atar mı sorusunun cevabını burada görebiliriz. Hep birlikte bekliyoruz. 21. dakika geride kalmak üzere bir kol denemesi daha geldi ama kimseye gitmedi. Longbin geliyor yandan. Şimdi işte orada bu sefer Horifrix'e kadar yine. Horifrix bir tane kurtuluyor. Çok az sonra olsa da. Ooo inanılmaz. İnanılmaz oynadı. İnanılmaz oynadı. Bir kez daha. Bir kez daha. Tecrübesini konuşturuyor bu arenada. İnanılmaz oynuyor. Horifrix. Orada o kadar böyle kritik bir hareket yaptı ki üzerine gelen Yasuo'yu ultisini geri itti ama refleks yani bunun başka bir açıklaması yok. O görerek yapabileceğiniz bir şey değil yani. Yani hayatta kalması kısmet devamı oyunculuk. Evet. Gerçekten de kaç yanı vardı herhalde bir 10-20 çok, falandı. Çok azdı. Çok az. Bir bardan azdı belki. Müthiş. Müthiş bir oyun. Bir totemi daha temizlediler. Şimdi işte bir de şu anda kullanmaya başladılar. O Ziggs'le birlikte alan kontrolünü sağlayıp kuleyi almayı başarıyorlar. Bu arada Naru'yu tuttu. Zergsting gene tuttu orada. Ama bakalım bir skor gelecek mi? Gün ultisi. İlk skor geliyor TT adına. Zergsting orada skoru aldı. Ardından Evelyn Briskeg'i alıyor ama onun da ardından Kaze. Evelyn'i almayı başardı. 2'de 2 Ziggs bu arada Tristan'ı kovaladı. Fabulous kaçıyor alt tarafta. Fabulous kaçıyor alt tarafta. Fabulous kaçtı. Bu sırada biz Baron'a gidiyoruz. Evet Baron'a gidiyor. Team Turquoise altındaki liderliğini koruyabilecek mi? Halper'in canı çok az. Dikkatli olması lazım. Ama oraya doğru gelen kimse mi? Yok. Belki Ziggs ultisini yetiştirebilir mi? Hayır. Yok yetiştiremeyecek. Aralarında paylaşarak hasarı Baron almaya çalışıyorlar. Yani bu belki de Team Turquoise dönüm noktası olabilir. Baron aldılar. Team Turquoise elinden geleni yapıyor. Gerçekten de buraya çıktıklarını ne kadar
hak ettiklerini gösteriyor. Dark Passage gibi takım karşısında iki maç kaybetmişken şunları yapmak hiç kolay iş değil Johnny. Aynen öyle. Yani aslında maçın başında konuştuğumuz bir olay vardı hatırlarsan. Bu oyuncular yaşıyor yani. Vadide yaşıyorlar. Evet. Dışarıda belki moralleri bozuktu falan ama o ilk yazıyı gördükten sonra, o ilk oyunu yaptıktan sonra maça dönmeyi başardılar. Ve bu maçta gerçekten müthiş gözüküyor şu ana kadar. Evet. TT ekibi 36.700'e 33.900 çok fazla bir önemi yok. Çünkü üzerinde bir de Baron güçlenmesi var. Şu an hesaplayamayacağımız bir altın farkı var aslında. Evet. O ekstra 40 yetenek gücü, 40 ve kaldırı gücünden ötürü. Ve Kaze'de baktığımız zaman burada o da 4-0-5 oynuyor. Bu maçta gerçekten çok güzel oynadı. Halpen 0-1-11 oynuyor. Yukarıda Long bir 4-0-3 oynuyor. Gerçekten hepsi varlarını yoklarını bu maça yatırmış durumdalar. Her türlü denemeyi gerçekleştirir ama bence yıldız Zergs'in şu ana kadar maçın yıldızı, her attığını tuttu neredeyse. Bakalım yine aralardan birini çekebilecek mi? Blitzcrank de böyle bir şampiyon. Yani ne kadar riskli olduğunu defalarca anlattık LoL TV'de, LoL TV ekranlarında. Tutabiliyorsanız çok iyi ama tutamıyorsanız eğer, o kollar hedefi bulmuyorsa, o zaman işte çok fazla takımınızı geri düşürebiliyorsunuz. Bir de burada riski yok yani. Şöyle riski yok. Mesela rakip takımda böyle Malphite gibi, Amumu gibi bir şampiyon olsa çektiğiniz bir şampiyon evet, sıkıntı yaratabilir. Şu an kimi çekse güzel, bereketli yani. Evet. Şimdi o sıçrayıp kule altında savaş başlatıyorlar. Ya combo combo! Baruk kurtulabilecek mi? Öbür taraftan ölü düştü. Şimdi Eris yok. Orada hedeften hedefe koşuyor. Crystal'ın canı çok az. Oradan çıkmaları lazım. Şimdi çıkıyorlar. Dark Passage esasla iyi denebilecek bir seviyede korudu. Burada bomba komboya karşı kendini kule altında. Ya Baron'un bir takıma karşı bu çok daha büyük bir felaket olabilirdi. Ejderha geliyor, oraya gidiyorlar. Evet. Şimdi bir de kırmızı güçlendirmeyi çekmeyi başardı. Thirsting o kadar yaptığımdan sonra bu çocuk oyuncağı dedi. Ve takım arkadaşı da kırmızı güçlendirmeyi hediye etmiş oldu. Yani oradaki bomba kombonun arasında kalan bomba kimse kurtaramazdı. Ultisini bile kullanamadı. Çünkü ayağı yere basmadı. 25. dakikayı geçtik. 12-5 oldu skor. Ama iki tane Zonya geldikten sonra evet, zorlaşacak. Bu zorlaşacak. Spektaküler hareketleri pek fazla izleyemeyebiliriz. İşte orada ilk önce Zonya kullanmaya çalışacaklar. Orada da iş Zergs'e düşecek. Aynen. Ne kadar çekebilecek? Aynen. Yani burada aslında güzel hedef Ziggs veya Null olacak. Çünkü Tristana'yı da bir noktaya kadar tutamazsınız yerinde. Çünkü bir sıçrar, üzerine roket atlayışı yapar vesaire. Ama diğer iki şampiyonu çekerseniz Zonya'yı ya refleks olarak basacaklar ya da sıçradıktan sonra bunu kullanacaklar. Yani onları kurtarmak pek mümkün olmayabilir. Hatta Lulu burada çok daha önemli. Lulu çok önemli. Yani olay yine fo bakıyor. Bir de Tribal'in ultisi ve suya hapsi. O da bu bomba combo öncesinde çok önemli. Çünkü doğru zamanda atarsa takımını rahatlatacak bir süre aralığı yaratabilir. Şimdi takım oraya o mavi güçlendirmeyi alıyorlar. Ama bütün haritadaki şu anda kontrolü eline geçirdi. Team Turquoise'i her yere tutemlerini koydu. Bak, iki Zonya şu an itibariyle bitti. Bundan sonra farklı maç izliyor. Tamam, buraya kadar TT ekibi güzel getirdi, öndeler falan ama bundan sonra her yapacakları hamleyi ikinci defa düşünmeleri lazım. Rakibin Zonya'sına yeni düşecek lazım. Çünkü her bir ultinin ayrı bir önemi var bu takımda. Bomba combo takımdan her zaman bahsediyoruz. Eğer aradan bir tane ulti eksik giderse, bir tane yetenek tutmazsa, Yasuo'nun ultisi ne kadar geç gelirse o kadar sıkıntı olur. O Zonya'lar birazcık akılları karıştırabilir. Bu arada sarı koridora döndüler. Orada çok az canı kalmış bir kule vardı. Onu aldılar. Zergs'in şimdi çekemeyecek mi? Çekti orada. Yine çekiyor. Crystal'ı çekiyor. Bir skor daha geliyor. Zergs'in. Team Turquoise'nin genç yeteneği şu maça damgasını vurdu. Adeta havaya kalkan yere inmiyor yalnız. Böyle bir şey evet, var mı ya? Tam bir balık. Eller üzerinde gidiyor yani. Böyle roket elle başlayayım. Muazzam. Altına direkt şeyler geliyor, patlangaçlar geliyor. Üstüne Malphite geliyor, yok bilmem Jarvan geliyor. Sıkıntı ya. Biz Zonya'da şu an evinde lazım. Evinde lazım dediğin gibi. Bakın bu ortadaki kuleyi almayı başarabilecekler mi? Yeni bir minyon dalgası geliyor. Belki minyon dalgası dedikçe biraz daha fazla şansları olabilir. Hemen orada o rüzgar duvarını koydu. O rüzgar duvarıyla korudukları minyonlar sadece sıçradı, tuttu. Zonya geldi, bakalım kesi gelecek mi? Gözleri altına patlangaç. Bomber'ın sürtüsü kullanıyor ama yetmiyor. Üzerine zik sürtüsü. Blitzcrank düştü. Yasuo düştü. Acaba tersine mi dönüyor işler? Bu hala hayatta. Bakalım. Tastayı
Katya'yı unuttular. Katya'yı unuttular. Harper düşecek ve Katya mı geliyor? Harper son bir bomba. İkide iki yapamıyor Phoenix ve Katya Dark Passage yine cezalandırıyor. Aşka gelirsen 4-1-7, 4-0-7 olan o nişancını unutursan geride olacak bu. Cezalandırıcı. Ama bak Lulia'lar olayı fark ettiğine dikkat edersen. O Lulia'yı eritme süresi arttıkça Nar'ı kullanmadı Zonya'sını. O kullanma ihtiyacı duymadı işte zaten. Yani o kadar kötü bir savaş yaptılar. Yani hiç yapmamaları gereken bir şey yaptılar. Ya bir de ya açıkta inhibitör var. Önünde inhibitör açıkta duruyor. Al. Niye ya? Al kurtul. Süper minyonlar gelsin. Diğer koridorlara devam et. Orada... Şimdi bak oyunda olmayan Tristana'yı oyuna döndürdüler. AMK kılıcını neredeyse bitirdi. Bütün eşyalarına sahip. Ebedi dönüyor. Ebedi kılıcı yapmak için bütün eşyalara sahip. Yani yok bazı şeyin açıklaması bizde yok çünkü o andaki coşku seviyene göre gelebiliyor yani bazı biraz kararlar. Önceki yani o kadar tam diyorduk Zergsting attığını tutuyor işte çok güzel oynuyor diye oradaki sıçrayıp o kolu çekmek Mersan doğru bir hareket değilmiş bunu gördük. Lulu çok kritik ama. Evet. Yani onu öldürme süresi çünkü. O kimin üzerine sırada... gidiyorlar? Yasuo'nun üzerine gidiyorlar. Şimdi Jarvan. Harper başlattı savaşı. Üzerine Bobulus'un üzerine gidiyorlar. Diğer tarafı Zergsting'in canı çok az. Orada bakalım. Polifix alabilecek mi ama? Yasuo ultisi yine uzaklaştırıyor kendisinden. Çok güzel roket de orada atlayışıyla kaçmayı başarıyor. 1-1 düşüyor. Team Turquoise'in oyuncuları. Long bir hala savaşa giremedi. Ultisi duruyor. Ama Tristana'yı almayı başardı. Tek attı. Ve geriye çekiliyorlar. Bunun bir benzerini aslında hatayı TT takımına karşı Wildfire ekibi yapmıştı. Bir tane hatta iki tane oyuncu ortaklarda yokken savaşı başlatmışlardı. O Kaze düşecek. Kaze düşecek. Geldi. Naru. Naru'dan. Yani Malphite faktörünü göz ardı edemezler. 5-1-6 şu an. Evet. 5-1-6 bir Malphite var ama tek başına yeterli oluyor mu? Olabilecek. En azından savaşta olması lazım. Evet. En azından savaşta olması lazım. Ya burada Tristana'yı iyi kullanmaları lazım. Tristana'yı çok erken savaş erken dönemi çıkarmaları lazım. Çünkü Zonya yapamayacak. Daha üzerine koruyucu meleği yok. Onu savaştan çıkardıktan sonra Naru'ya ya da işte yukarıda Fabulous'a odaklanmaları lazım. Eğer bu şekilde giderse Dark Mesh çünkü çok güzel rakibinin bütün stratejisini çözdü ve ona göre oynuyor. Ve şunu biliyorlar yani dakikalar geçtikçe bu oyunu şu şekilde devam ettirdikçe maçı da kazanabileceklerinin farkında Dark Passage takımı. Evet. En azından uzayan oyunlarda hani bir ortalama yapacak olursak verilen doğru kararlarda herhalde Dark Passage diğer takımlara göre daha önde çıkacaktır. Çünkü yani adamlar nihayetinde yaz mevsimi mağlubiyet almadan bunlar yaz mevsimi kazandılar ayrıyetten YMF'yi. Burada da şu ana kadar iyi bir performans gösteriyorlar. O istatistik üzerinden yola çıkarsak da yani genelleme yapmayı sevmem ama olaylar birazcık daha Dark Passage'in lehine dönüyor. Evet, Dark Passage bakalım devam ettirecek mi? Arkasına aldığı rüzgarı bu son belki 5 dakikadır. TCF ise yine açıkçası o maçın ilk dakikalarındaki haline dönüşmesi lazım. Doğru kararlara geri dönmesi lazım. Zergsting şimdi takımına katılıyor. Orta koridorda arka taraflarında bu sefer Long B de var. 5 kişilik ekip var. Jarvan yok. Jarvan yokken dikkatli olmasın. Yukarıdaki Evelyn'e güvendiler ama Jarvan da şimdi üstlerinden çıktı. Lulu orta koridora katılıyor bu arada. Bak, az önceki savaşın hikayesi de biliyor musun? Dark Passage'in 5 kişi olması Malphite'in hala oraya gelememesi. Evet. Ya ışınlanmada kullanmada yürüye yürüye koşa koşa geldiği için savaşta bulunmak da çok gecikti. O savaş TT lane'e gidebilirdi. Evet. Ama Malphite'i unutursan hani tamam güzel pozisyon yakalayabilirsin. Geçen hafta mesela Taldir'in yaptığı hataydı bu galiba. Evet. Tek başına orada Korki'yi önde yakaladım dedi ama arkadan Lulu geldi. Bak yine ekranda olan bir şampiyon. Ne oldu? Alamadılar. Öyle tek atma olayı çok kolay çok değil. Kolay değil yani. Şimdi tabi Baron canlı. Baron'un etrafına gittiler. Sonra geri döner. Orta koridoru savunmak istiyorlar. Koridorlar ittirmeden Baron'u yapmak çok kolay değil. Ya da bir savaş vermeden Dark Passage adına Team Turquoise de bunun biliyor. Bunun farkında. Onlar da orta koridora doğru geliyorlar. Zergsting'in o sürpriz kollarından birini kullanmak istiyorlar ama yavaş yavaş artık her tarafta tutanlar koymaya başlandı. Dark Passage tarafında o sürprize pek zaman verecek ya da imkan sağlayacak durumları yok.
Ya, her tarafta tutanlar var. Yani bir parantez açmak lazım. Bilmiyorum, bu sonradan da farklı şekillerde konuştum ama Trier'in yani oyun bilgisi, her şeyi geçtim. 1-0-11. Yani 15 tane skorun verildiği oyunda ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Zaten bizim genel olarak finallerde en az önen oyuncu olarak bende aklıma kalmış Trier burada da 1-0-11. Belki oynuyor. Burada hani göze batan, göze hoş gelen hareketleri birazcık da Zerksin yapıyor. Çünkü seçtiği şampiyon onu gerektiriyor. Evet, evet. O roket eli tutturursan o hepimiz ayağa kalkıyoruz. Ama diğer tarafta da takım arkadaşlarının hayatı tutan bir şampiyon var. O bu arada Zerksin çok kötü yerde kaldı. Şimdi Crystal yakalamaya çalışıyor. Sıçrıca da Malphite Odyssey. Polyphix alabilecek mi? Polyphix düşüyor. Diğer tarafta Yasuo Odyssey geldi. Güzel bir savaş çıkardı. Crystal kaçmaya başardı. Zerksin oradan uzaklaşması lazım. Çok az canı var. Orta koridorda baktığımız zaman şimdi Fabulous'un kaçmasına izin verecekler mi bakalım. Fabulous oradan tabii Lulu dediğimiz gibi pek fazla kovalanabilen bir şampiyon değil ama ortada hemen açık bir imitör var. İmitör ve geri. Hemen imitör ve geri. Bir dakika bile oyalanmamalı lazım şu an. Belki Baron. Baron bile listede şu an. Görecekler mi oradan? Fabulous'un canı çok az. Yalnız kimi tuttular orada? Crystal'ı tuttular. Ama Crystal bir bir skorlar almaya başladı. Crystal şimdi kaçıyor. Arkadan da hala taşıyıcılar. Hayatta bunu unutmayalım. Buraya kadar bir skor daha geldi. Ve artık gerçekten geri çekmeleri lazım. Eğer ki tekrardan ya DP şansı birazcık daha erken yetişseydi o sahneye. Yani hem ultisi gelecekti hem orada birazcık daha tutacaktı rakiplerini. Çünkü nihayetinde orada hem o mayın tarlası sayesinde hem o sarı ördek sayesinde pozisyon değişikliğini bilen de bir şampiyon felaket olabilir TT takımı için. Burada evet skoru aldılar, birazcık daha önde çıkmayı başardılar ama direkten döndüler tabirini kullanmak istiyorum. Evet. Şimdi Alpen geriye dönüyor. Yasuo ve Malphite alt kolu. Asla yetmez bu arada. Evet. O iki tane hayalet pelerin Halper'inde biri bir dönüştü. Bir tanesi Benshin'in duvağına dönüştü. Diğeri de büyük ihtimalle ruh gömleğine dönüşecek. Ve iyice artık tabii ağırlıkla sanki Tristana'dan da geldiğini düşünecek olursak yetenek gücü tarafından geliyor. Evet. Ve ön saflarda savaştığı için deli gibi ultisiyle beraber neredeyse 2-3-4 kişiyi içeride tutmak istediği için bu eşya tercihini anlayabiliyoruz. Büyük ihtimalle burada Malphite'dan da yukarıda Rabadon geliyor. Oh ne oluyor? O tek atacak ya birisine. En azından bu şekilde bir tarihe geçmek istiyor ama. Çok yani hızlı değiştiriyoruz oyuncular arasında kameraları. Bakalım nereye gidecek iş. Yukarıda Chris Crank ve... Tuş basmıyordu galiba. Evet. Orada spam modon oldu ya böyle. Basarsan biraz daha bas diye. O şimdi Malphite yine geride kaldı. Dikkatli olmaları lazım. Malphite ona katılması lazım. Hemen o Benshin duvağını duvağının efektini kaldırtıyor. Naru bir tane seksek bombası sayesinde. Yalnız yakalayabilecekler mi acaba? Şimdi Zerksin ileriye doğru çıkıyor. Hayır. Crystal görünmez hale geldi. Bu hemen Baron bir mavi totem daha buldur orada. Kaderini belirleyecek. Belki Baron'u bir öldürmeden tuzak. Rakibi öldüren takım gidip oyunu bitirecek. Bir tuzak arayışı içerisinde ama orada totemler var. Dikkatli olması lazım. Team Turquality'nin şimdi Dark Passage geliyor. Bu savaşı isteyecekler mi bakalım. Arka arkaya büyüler. Bu arada Baron'a başlamışlar ama bu iyi bir fikir mi emin değilim. Full kontrol bir Dark Passage var. Tristana biz göremeden öldü. Crystal o da yakalanıyor. Üzerine Jarvan ütüsü. Crystal'a düşüyor. Fabulous uzaklaşıyor. Oyunu bitirmek için belki bitir diyorlar şu an. Turquality koşuyor. Bakalım 2-1'e getirebilecekler mi? Bir şans. Bak Blitzkrieg'e dediler git o fizi tut gelmesin. Fizi tut gelmesin o. Şu an onun peşinde bak. Hala kovalı. Tuttu Blitzkrieg. Blitzkrieg tuttu. Bakalım ne yapacak? Zerksting şimdi uzaklaşıyor. Bu maçı kazandıracak hareket olabilir belki. Zerksting bir ulti geldi orta koridora. Naru'dan. Ve bir kez daha tutacak mı? Hayır bu sefer tutamıyor. Sıçrama geliyor. Orta koridorda. Pardon. Nexus'un yanında. Bu arada Long Pigeon çok az. Yetişti. Acaba yetişti Naru. Ne olacak? Pigeon daha geliyor mu? Hayır kaçıyor. Diğer tarafta kol denemesi tutmuyor. Hyper Pigeon çok az. Dikkatli olması lazım. Bir anda işler tersine dönebilir burada. Bir tane galiba sadece kule alabilirler. Yanlış görmediysem. Nexus'un önünde. Ben de nefes kalmadı Johnny bu aksiyona. Yani orada Blitzcrank birazcık daha yapışabilseydi belki o Ziggs'e. Oyun bitecekti ama Ziggs orada kıvrak hareketlerle kaçmayı başardı. Şimdi rakibin fazla oyalandığını görünce Dark Passage'dan niye Baron'u almayalım düşüncesiyle hareket ediyor. Bakalım Baron'u alabilecekler mi? Şimdi Baron'a doğru gidiyorlar. Bu bir
yarış arkadaşlar. Diğer tarafta sığınak botlarıyla hemen merkezden çıkan bir Team Turkuaz takımı var. Bakalım yetişebilecekler. Jarvan da beraber. Yasuo ölü. Malphite ölü. Diğer tarafta en önden giden Lulu var. Yaşıyor. Işınlanması var. Her an o savaşa katılabilir. Orada Kristus çekti. Çok önemli. Alabilecekler mi? Kitlediler. Ama Lulu devamının nöbe düştü. Devamında Blitzcrank düşüyor. Şimdi Tristan'a geldi. Bir de ışınlanma geliyor. Lulu oraya doğru geliyor. Halise takip edecek mi acaba? Babulus orada kaçmaya çalışıyor. Malphite. Hayır. O ultisiyle. Olmadı. Ama devamını almayı başarıyorlar. Halpern hayatta kalıyor ve iki skora karşılık bir skor veriyorlar. İnanılmaz. İnanılmaz bir savaş izledik. Ama yani bütün bence burada ne derler? Ya bütün alkış Zerg'e gitmesi lazım. Orada Crystal'ı çekmesi başka biri çekse şu anda olduğu gibi ilerlemeyecek bu savaş. Çünkü Baron'u alabileceklerdi. Şahat'la birlikte efsane olacak. Ama yani ilk iki oyundan sonra bu oyun ilaç gibi geldi. İşte ya. Bu final mücadelesi böyle olur bence. Ve 38. dakikaya da giriyoruz. Mükemmel oynuyor iki takım da. Açıkçası eşyalar da tamamlanmaya başladı. Artık biraz daha iş kim daha fazla hata yaparsa o bu maçı kaybedere dönüyor. Yani bir tarafın kazanması değil, bir tarafın kaybetmesine dönüyor. Bakalım şimdi orada Crystal görüyor. Görüş avantajı var. Gelecek. Var. Gelecek. Orada var. Darkness gelecek mi ama Ziggs geri dönüyor. Hayır, vazgeçti. Bıraktılar. Baron'u bıraktılar. Demek ki bu şu demek oluyor Johnny. Darkness'ı şu anda TT'yi bayağı önde görüyor ve savaşmak istemiyor kesinlikle. Evet, varsınlar alsınlar efendim dediler ve şimdi defans yapacaklar tabii ki. Ya defans konusunda da aslında olabilecek en iyi kombolardan bir tanesine sahipler. Hem Lulu hem Ziggs'ten gelen o kuşatmalar sırasındaki defans potansiyeli çok fazla. Tristan'ın da artık 18 seviye fazla bir şey kalmamış. O da yaptıktan sonra yani bir kişi uzaktan o kırmızı güçlendirmeyi kilitlerse otomatik saldırıları her ne kadar şu an 3-7-8 olsa da can yakacak. Evet. Team Turquoise çok iyi dayandı, çok iyi öne geçti ama Dark Passage'de tecrübesini konuşturuyor. Bu maçı tamam vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir ejderha daha gidiyor. Artık bu son eşyaları neredeyse tamamlamak için bütün haritadaki global görevleri almaya çalışıyor Team Turquoise ve orta koridora dönecekler. Biraz önce hataları şey iyi değerlendir ama evet. Malphite'in şu an yetenek gücü 607. 607. Ziggs'in 467. Tek atması çok doğal o zaman yani. Ve ufak bir imitör daha almaya geldiler tekrardan. Burada Team Turquoise'nin bence yapması gereken şey doğrudan ortaya Nexus'a oynamamalı. Nexus'a oynamamalı çünkü Nexus'a oynarlarsa hani orada kaybedecekleri bir savaştan sonra ama çok tek kule var. Tabii. Tek kule olabilir ama bence bir imitör daha en azından ihtiyaçları var. Bir imitör daha ihtiyaçları var. Sen diyorsun bir yedek olsun. Evet evet bir imitör daha ihtiyaçları var. Sigortamız olsun diyorsun ama yani Baron güçlendirmesi de bir yerden sonra hani gidiyor. Evet. Fazla bir süreleri yok ve Baron güçlendirmesi bittiği anda Dark Passage ekibi savaşa zorlayabilir. 3 tane Banshee'nin duvağı var. Bu arada onu da tekrardan hatırlatalım. Zerg'sin kendine bir açı yakalamaya çalışıyor o kolu tutturabilmek için. Ve bir yandan da o gelen seksek bombalarından kaçıyor. Şimdi işte minyonlar gelecek. Tabii daha bak kendi kulelerinde bir pinglediler. Daha süper minyon orada. Süper minyonun gelmesine daha bayağı var. Bunu bekleyecekler. Sürekli gelen minyonları ittirecekler, püskürtecekler. Yalnız böylece aşağıdaki mavi minyonlar da yavaş yavaş gidiyorlar yani hedefe doğru. Orada bak mavi bir işaret görüyoruz şu an. Evet. Oraya güveniyor Dark Passage. Oradan biz istemesek de zaten orayı alacağız diyorlar. Evet burası. Şimdi tekrar dönelim. Tekrar dönelim. Karşı üste orada kule zaten düşerse haberi gelecek bize. Evet düştü o yukarı alt koridordaki kule. Bu arada şimdi hemen ulti geldi. Pavlos uzaklaşıyor. Bakalım arka tarafta arka arka ulti patlıyor. Kristal hayatta diğer tarafta kuleye odaklanan bir Harper var. Bir ulti geliyor. Malphite'dan Tristan'a düştü. Jarva düştü. Emre'nin ağzından ardından Lulu ultisi. Lulu'yu da alıyorlar. Deep Turquoise 2'de 2 yapan bir Nolte var. Takımı için her şeyi yapıyor. Ve seneler sonra Dark Passage bir final serisinde maç kaybediyor.